Hemen başlayalım hocam. Birikmiş bir sürü sorularımız var. Hem pazar günden hem geçen perşembeden. Hemen ilk telefonumuzu almak istiyorum. Buyurun efendim. Hayırlı günler. Alo, hayırlı günler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Çok teşekkür ederim hocama. Yıllardır ulaşamıyorum. Çok sevindim, çok ulaştım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Evimize şenlendiriyorsunuz, bize huzur veriyorsunuz. Sizleri çok 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 seviyorum. Allah razı olsun. Allah Sağ olun. razı Teşekkür olsun. ediyoruz, Ne güzel dinliyoruz. bir enerjiyle başladık, değil mi hocam? Evet. Buyurun efendim. Hocam iki sorum var. Ağzı dualı bir hanıma benziyor. Buyurun. Evet, iki sorum var. Evde yüzüğüm kayıp oldu ve iki tane çocuğum, iki tane kızım, gelinim var. Onları topladım, dedim ki bu evin içinde bu kayboldu. Yüzük kaybolmuş. Sizden başkası alamaz. Bunu bizim Kur'an'a el basacaksın ve de kim aldıysa çıkarsın ortaya dedim. O da dedi ki bana, oğlum hayır ben almadım, sen iftira atıyorsun. Dedim o zaman Kur'an'a el bastın, üzerime yürüdü. Ben de şimdi konuşmuyorum, evime gelme, evime gelmem diye görüşmüyorum. Şimdi günah mı işledim, suçlandım mı? Bir yüzük için. Bir yüzük için sorun bu, birincisi. Bir, ikinci sorum da, bahçem var, köyde yazın bahçe ekiyorum. Komşu bahçeme girmiş, salatalık toplamış. Bir komşu da beni arıyor, Fenanti bahçeme girdi, salatalık aldı diyor. O da sonra komşu da beni arıyor, diyor ki ben senin bahçene girdim, salatalık aldım. Ben de dedim ki almadan önce arasana, aldıktan sonra niye aradın dedim. Şimdi komşum bana diyor ki sen kötü bir insansın, bana iki salatalık vermedin, benimle görüşmeyi konuşmayın. Ben mi günah işledim, o mu işledi? İki sorum bu. Kursa gideceğim hocam, Kur'an'a gidiyorum. Hemen aydınlatırsanız da çok sevinirim. Güzel. Bu Evet. kadar bekledim, biraz sabret. Ya ama kursa gideceğim, ders başlayacak hocam onda. Öyle mi? Ha, Peki derse yani başlayacak. Kur'an öğreniyorsun yani. Evet öğrendim. Hacıma gittim, geldim. Tamam. Şimdi Umre'ye gitmek istiyorum hocam. Allah izin İnşallah. verirse inşallah. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Gönül Evet hocam. kazanmak hepsinden daha. Kur'an'ı niye öğreniyoruz? İyi insan olmak için, Allah'a iyi kul Evet. olmak için. Çok Şimdi şükür hocam. o yüzük meselesi, bak bugün ben yüzüğümü takmamışım. Benim yüzükler de Evet. kayboluyor evde, böyle arıyorum, bulamıyorum. Bazen unutuyoruz. İnsanoğlu olur. Bir yere düşer. Efendim, çok basit bir yerdedir. Orayı göremezsiniz. Bir Ya yüzük. hocam ben çok dikkatli bir kadınım. Böyle aldığım şeyi aldığım yere bırakıyorum. Öyle tertipli ve düzenli bir hanımım ben. Bilemem ben onu şimdi. Yüzük yüzünden evlatla insan olur mu? 10 tane yüzük feda olsun sana demek lazım. Şimdi bahçeden salatalık alana da aynı şeyi ben olsam söylerdim. Bahçe senin kardeşim, al istediğin gibi kullan. Komşusun madem, ne güzel. Beni demek ki samimi buldun ki Evet. girdin bahçeme, aldın. Ne güzel, böyle komşular lazım deseydin bir komşu daha kazanırdın. Şimdi ne olacak? İki tane elma almış. Senin için bir şey değil. Onun için tabii sorması önemli. Sormalı Onu ki. diyorum. Ben de tabii ki feda olsun, helal ettin dedim ama Ama işte. almadan önce arasaydım diyelim. Bir başka komşu ve beni komşunun suatını kalıyor. Ama işte o ağır bir laf. Ağır bir laf. O düşünmemiş. Sen büyüklük yapacaksın. Ev sahibisin, bahçe sahibi sensin. Ve bizim bir komşumuz var, sağ olsun. Sokak tarafına bakan dalları hiç toplamıyor. Gelen geçen Doğru, oradan. ben de toplamıyorum hocam. Ben de hep dağıtıyorum. Ben de veriyorum. Şimdi ismini vermedin herhalde, değil mi? Evet, Ve vermedim. vermedin. Şimdi neyse, bacım diyeyim sana. Evet hocam. Niyetimizden daha çok görüntümüz, bizi nasıl görüyorlar, bizi nasıl biliyorlar, o daha önemli. Niyetimiz Evet. gerçekten çok iyi olabilir ama karşı tarafın algılaması bizim için hem Allah katında şahitlik oluyor, hem de dost kazanmaya vesile oluyor. Onun için aynaya sık sık bakmak lazım. Yani kızdığımız zaman nasıl oluyoruz? Konuştuğumuz zaman nasıl duruyoruz? Biraz kendimize dönmeliyiz. Hep başkasıyla değil. O yüzden bu yaştan sonra bak, Allah'ın yoluna girmişsin, ne güzel Kur'an öğreniyorsun. Çok şükür Bence hocam. artık evladını da kazan, komşuları da kazan, onlar için uğraş. Ne olacak? Dünya insan ahirete bir şey götüremiyor. Derler ya hocam, büyüklük sizde kalsın diye. Büyüklük sizde kalsın. Öyle Bu diyelim. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.